Bu bitkinin adı arkadaşlar katır tırnağı. Lüleburgaz dönüşünde yolun kenarında bayağı vardı bunlardan. Enfes kokuyor. Burada da bir örümcek tezgahını kurmuş. Rızkını bekliyor. Buraya ağ atmış. Nasibini bekliyor. Değerli arkadaşlar, burası Geyve. Geyve'nin mümbit toprakları var. Çok bereketli arkadaşlar. Meyve sebzenin bolca yetiştiği yer. Pamukova'nın özellikle gözde bir yeri burası. Meyve sebze nakliyesinin de fazla olduğu bir yer. Şu karşıdaki fabrika, mavi beyazlı görünen yer arkadaşlar, Akgıda içim süt, yani Ülker'in içim sütlerinin üretildiği, BİM'de satılan Dost sütlerin yoğurt, peynir üretilen fabrika. Maşallah, hocamı bu taraftan görmemiştim hiç, ilk defa. Muazzam bir yer. Üzüm ağaçları. Fasulyeler galiba şunlar. Kazıklar dikilmiş. Küçük küçük. Armut veya şeftali ağaçları. Enfes. Çıldıracak hale geliyor maşallah ya. Göz alabildiğince meyve sebze ağaçları. Mevsimlik işçiler, işte rızıklarını almak için gelmiş arkadaşlar. Herkes ekmeğinin peşinde, herkes ekmeğinin derdinde. Kilometrelerce uzaktan gelmişler. Meyve bahçelerinin bakımını yapıyorlar ücret karşılığında. Ailecek, çoluk çocuk çadırlarda kalıyorlar aylarca. Traktörü buraya bırakacağız. Müşteri bu yolu tavsiye etti. Diğer taraftan gel dedi.
Hedefiniz sağda kalacak. Hadi bakalım. Hedefiniz sağdadır. Arkadaşlar burası Bursa, İznik. Tarihi surlar burası. Bizanslılardan kalma. Metre sonra dümdüz ilerleyin. Bayağı uzunmuş ya surlar. Vay. Tarih kokuyor sanki gerçekten. Vay. Aman ya. Dümdüz ilerleyin. Vay be. 600 metre sonra sola dönün. İznik tarihi surlar arkadaşlar. Ben de ilk defa görüyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Halen daha ayakta maşallah ya. Boya halen daha devam ediyor. Yıllara rağmen. Enfes ya. Yok ya. Hakikaten elimizdeki nimetlerin bile kıymetini bilmiyoruz arkadaşlar ya. Dehşet restore edilmesi lazım buraların. Şu yıkılan bölümlerin en azından çökmemesi adına. Sola dönün. Süper ya. Bu kadar olduğunu böyle bilmiyordum ya. Bilmiyorum gittiniz mi? Diyarbakır'daki Diyarbakır surları da çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. İnegöl'e gece 1-2 civarında indirdik traktörü. Sonra uyudum arkadaşlar. 8'de de kalkıp yola çıktım. İnegöl'den Bozüyük'e, Bozüyük'ten Kütahya'ya geçiş yapacağım. Kütahya'dan yükümü alıp hayırlısıyla Bozüyük'e geri döneceğim eve inşallah. Burası İnegöl Bozüyük arası. Çok güzel manzaraların olduğu, insanın zevk aldığı çok güzel mıntıkalar buralar.
Gece polis durdurdu arkadaşlar. Yenişehir içinde. Yenişehir Bursa'nın ilçesi. İçeride tır girilmez tabelası vardı. Tır kamyon giremez tabelası. Tırla ilk defa geçiyordum Geyve'den İnegöl'e. Tabi navigasyon içeriden verdi. Tabelayı gördüm ama dedim hani akşamdır. Belki bir şey olmaz. Bazı yerlerde geçiş saatleri var. 8 ile 7 arasında işte geçebilirsin akşam gece. 20 ile sabah 7 arasında. Girdik tabi. Korkum da var. Takografta arkadaşlar saati geçtim. 9 saat çalışmam gerekirken 9 saati çok geçtim. Korkum var, polis durdurursa ceza yerim diye. Tabi niyetim bırakıp uyumaktı İnegöl'de. Sabah da Kütahya'ya varmak. 11'de varırım demiştim onlara. Saatli yükleme yapıyorlarmış. Polis durdurdu arkadaşlar. Eyvah dedim, bittim. Kimliği istedi, verdim ehliyeti. Takografı da istedi. Sanki adeta arkadaşlar şu sesi duydum. Es-salatu ve-selamu aleyk. Sala verilecek. Bir, şehrin içinden geçtim, yasak. Buradan niye geldin diyor, burada tırlar yasak ya dedim. Geldim dedim, biraz dar gördüm. Gerçekten dar gördüm soldan çıkışı. Bir de ilk defa geçtiğim için karıştırdım. Takografı istedi. Ehliyetle oyalanırken ya inşallah unutur dedim. Tabi unutmadılar. Diğer polis aldı incelerken arkadaşlar, takografı da verdim. Çıkardım ki 11 saat arkadaşlar. 11 saat sürüş var. Ya vermek istemiyorum, elimde o incelemeyi bitirdi. Takografı ver dedi. Verdim. Tamam dedim, bittim. Hem şehrin içinden geç, hem 11 saat sür, affetmez. 9 saat 5 dakika geçe mi? 10 geçe. 9 saat 10 dakika sürüş yapmış arkadaş, ceza yedi. Beni kesinlikle bırakmazlar dedim. Arkadaşlar, teslim oldum artık, tamam. Bir 500 bin lira civarında ceza, 20 ile 40 puan arasında da dedim herhalde bunlar puanımı keserler ehliyet. Memur bey uzattı ehliyeti, aldım. Takografı inceliyor. Tabii ya, zaman geçmiyor mübarek sanki. Sonra tamam devam edebilirsiniz dedi. Şuradan devam edin, orada ağaca dikkat edin diyor. Gerçekten solda yolun ortasında çınar ağacı çıkıntılık yapmış. Kaç kişi diyor dorseyi parçaladı. Dikkat edin, oradan düz gidin. Hayırlı yolculuklar. Ya ben nasıl Allah'ım, Allah razı olsun dedim. Polis sağ olsun ya. Vallahi insan evladı, Allah razı olsun. Ya ceza yazabilirdi. Ve teslim de olmuştum. Hiç itirazım da yoktu. Ama kurban olduğum Mevlam. Allah ebeden razı olsun o polisin. Tuttuğunu altın etsin Mevlam. Devam et dedi. Ya böyle sürprizler de insanı çok sevindiriyor arkadaşlar. Çok değerli görüntüler bunlar. Çok geçtim buradan arkadaşlar. İlk başladığımda buradan çalışıyordum.
buradan geçerseniz Vahit Usta'ya uğrayın arkadaşlar. Yemekleri güzeldir, fiyatı uygundur. En azından bir çorbasını için. Burası İnegöl, Bozüyük arasındaki Vahit Usta'nın arka tarafı arkadaşlar. Ağaçlar dağlara dayanmış. Önceden şurada bir tavuk çiftliği vardı. Orayı kapatmışlar. İşte herkes bir şeylerle uğraşıyor. Acaba nasıl para kazanırım, rızkımı nasıl çıkarırım diye. Olmamış. Tekrar devretmişler. Şu anda boşmuş orası. Burası arka tarafı, aile bahçesinin olduğu yer, aile salonu. Burası market. Terliklerdir işte. Gerekli olan sudur, tişört lazım olacak. Yelek, terlikler, yağlar var, zeytinler var. İşte kamyon, tır şoförlerine lazım olacak şeyler, yiyecekler, içecekler, minderler. Selamünaleyküm Ayet abi. Yumurta bile var. Tornavida. Parfümler. Ayakkabılar. Çok güzel. Nezih bir yer. Gerçi yağmur yağdı, çiğ değil bunlar. Evet, lavaboları çok nezih. Bakın berber bile var arkadaşlar. Bu tür yerlerde, tır parklarında berber olur. Çünkü tır şoförünün, kamyoncunun fazla vakti olmaz. O da hafta sonuna kalır. Hafta sonuna kalınca da bu tür yerlerde tıraş oluyor hafta içinde, yol üstünde. Lastikçi. Burası da bir köy girişiymiş. Bakın tabela yazmışlar. Şurası tavuk çiftliğiydi arkadaşlar.
Şimdi böyle atıl bekliyor. Değerli arkadaşlar, çıkış yaparken acele etmeyin. Yani araçların epey uzakta olduğunu görün. Doluyken aracınız toparlar mı, toparlamaz mı, hızlanır mı, hızlanamaz mı, bunu hesap edin. Aracı tanırsınız zaten. Hele ilk zamanlarda acele etmeyin. Yola fırlarsınız arkadaşlar. Araç toparlayamaz. Arkadan gelen de size yetişir. Bu sefer Allah korusun bir kazaya sebep verebiliriz. Bu yüzden acele etmeyin. Uzakta olduğundan emin olun. Şerit değiştirdiğini, yani sağdaki şeritten soldaki şeride geçtiğini görün. Siz de şeylere dikkat edin. Yakıt istasyonlarında çıkanlar olur arkadaşlar. Kafayı çıkarmıştır, bekler. Siz de kendinizi aynadan bakarsınız, sol taraf müsaitse sola atın kendinizi arkadaşlar. Rahat rahat çıksın, fazla bekletmeyin bu tür insanları. Biz de aynı duruma düşüyoruz çünkü. Anlayış gerekiyor, bazen kavgalar çıkabiliyor. Ya görmüyor musun çıkacağımı? Yapmak lazım, saygı ifadesidir. Eğer birisi sol tarafa attıysa siz çıkarken bir korna çalın, teşekkür edin. Güzel şeyler bunlar arkadaşlar. Ve yolda gidiyorsunuz. Siz sol şerittesiniz. Otobanda falan. Solda fazla boş yer var diyelim. Geçebilecek durumdasınız. Bir araç diğerinden daha hızlı gidiyor. Mesela arkadaki hızlı gidiyor. Öndekini geçecek ama siz ikinci şerittesiniz diye geçemiyor. Bunu zamanla anlarsınız zaten. Arkadaşlar o sinyal vermeden siz kendinizi sola atın ki rahat rahat geçsin. Anlatabildim mi? Bunlar güzel şeyler. Yaptığımız işin en güzel yönlerinden anlayış. Çünkü aynı yolun yolcusuyuz. Kolaylık sağlayalım birbirimize.
Mezitler rampasına giden yol. Mezitler Bozüyük ile İnegöl arasında bir rampa. Yağmurlu havalarda çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kaygan hale geliyor. Kışın kar yağdığı zaman yolda kalanlar oluyor. Sağ tarafta Pınar Suyun, Erikli'nin doldurulduğu tesisler arkadaşlar. Şurada. Şu yoldan çıkılıyor. Burası da zaten kar mücadelesi olduğu yer. Tuzlar hazır bir halde zaten bekletiliyor. İşin ciddiyeti zaten buradan da belli oluyor. Hayranım bu yola. 2 yılı belki biraz daha geçti. Bu yolda çalıştım. O yüzden hatıraları da var benim için. Sağ tarafta Mezit Deresi geçiyor. Mezitler Deresi. Köyler var sağlı sollu. Burada genelde tam bilemiyorum ama büyük ihtimalle muhacir köyleri arkadaşlar, yurt dışından, yani 1800'den sonra 1900'lerde gelenlerden. Çalışkan insanlar, muhacirler çok çalışkan insanlar arkadaşlar, maşallah. Osmanlı Avrupa'ya örnek olabilecek, gerek Türk kültürünü bilen, gerekse İslami yaşantısını iyi bilen, bilgi yönüyle güçlü insanları göndermiş Avrupa alındıkça arkadaşlar. Çünkü örnek olsunlar. Yani bir insana zorla dini öğretilmez. Din inancımız itibariyle de zaten dikte edilmez. Güzel örnek oluyor. Güzel örnek olunca da insanlar İslam'a merak sarıyor. O yüzden zaten Osmanlı'nın 300-400 yıl Avrupa'da kalmasının sebebi adaleti arkadaşlar. Adaleti herkese, Hristiyanına, Yahudisine, zenginine, fakirine ayırt etmeden adaletle davrandığı için bu kadar devam etmiş. 600 yıl sürmesinin bir hanedan, bir aile tarafından buna bağlanıyor. Yoksa arkadaşlar niye bu kadar sürsün, adil olmadığı müddetçe bu kadar karışık milletlerin egemenliğine sahip olma herkese nasip olmamış arkadaşlar. Hani Bizans 1000 yıl devam etmiş ama farklı hanedanlar sürmüş. 200 yıl bilmem bir aile idare ediyor. 200 yıl başka bir ailenin eline geçiyor. Bu şekilde 1000 yıl, ama Osmanlı 600 yıl bir hanedan, bir aile içerisinde devam ediyor. Burası mezitlerin giriş tarafı. Şurada da bir çay bahçesi var arkadaşlar. Buradan da geçerseniz muhakkak buranın çayını için. Değerli arkadaşlar, sobada çok lezzetli bir çay yapıyorlar. Burası Mezitler Rampası'nın girişi. İşte bakın, dağıtılmış buralar arkadaşlar. Görüyor muyuz? Burada 2 yıl önce arkadaşlar bir tır kaza yaptı. Tırla beraber kaçtı. 7-8 tane araç zincirleme birbirine girdi. Buradan bir ilk inişim var. Tıra başlarken aklımda burası var. Bir de Bursa'nın rampası var. Ümit Alan ve Gölbaşı rampası. Size burayı göstermesem olmaz arkadaşlar.
ilkbaharda coşuyor. Şu anda azalmış bir halde arkadaşlar. Şuradan aşağı iniyor, ileri gidiyoruz. Şimdi biraz kene mevsimi olduğu için fazla girmek istemiyorum. Çok sıcak olduğu zamanlarda arkadaşlar, şu ileride biraz daha derince bir yer var. Oraya girerdim. Çok güzel.